Avustralya merkezli düşünce kuruluşu SPI'nin pazar günü yayınladığı bir rapor, 2017 ile 2019 yılları arasında on binlerce Uygur'un Çin genelindeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığını ortaya koydu. Söz konusu fabrikalar 83 küresel markanın bu ülkedeki tedarik merkezleri. İşçiler, Çin Komünist Partisi hükümetinin mesleki eğitim merkezi olarak tanımladığı toplama kamplarındaki kişiler arasından seçiliyor. Hükümet belgelerinden ve yerel medyada yer alan haberlerden yola çıkılarak hazırlanan rapora göre Doğu Türkistan'dan getirilen 80 bin işçi Çin genelinde 9 eyaletteki 27 fabrikaya gönderildi. Rapor Doğu Türkistanlıların Apple, BMW, GAP, Huawei, Nike, Samsung, Sony ve Volkswagen gibi otomotivden teknoloji ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren küresel firmaların tedarik zincirlerinde çalıştırıldıklarını gözler önüne seriyor. Araştırmacı Vicky Shu raporla ilgili açıklamasında Uygurlar siyasi asimilasyonun yanı sıra alınıp satılıyor. Çin genelinde ağır koşullarda çalışmaya zorlanıyor ve toplu olarak devrediliyorlar ifadelerini kullandı. Doğu Türkistan Alimler Birliği'nin öncülüğünde yüzlerce Doğu Türkistanlı İstanbul'daki Küçükçekmece Fatih Camii'nde İdlib'deki şehitlerimiz, Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Türk ordusunun zaferi, Çin zulmü ve virüs tehlikesi altındaki Doğu Türkistan'daki mazlumların kurtuluşu için dua gecesi gerçekleştirdi. Öte yandan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk ve beraberindeki bir grup Doğu Türkistanlı Hatay'da ziyarette bulunarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın yanında olduğunu ifade etti. Sosyal medyada açıklamada bulunan Tümtürk, biz Doğu Türkistanlılar olarak dün Zeytin Dalı Harekatı'nın yanında durduğumuz gibi bugün de Bahar Kalkanı Harekatı'nın yanındayız. Zalime karşı Mehmetçiğin hizmetindeyiz. Kardeşliğimizin hakkını ödemeye hazırız ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini duyurdu. Geçen hafta ABD yönetimince yabancı misyon yasası kapsamına alındığı açıklanan Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu'na ilişkin yeni kısıtlamalar getirildi. Pompeo yaptığı yazılı açıklamada ABD hükümeti bugün Çin devletine ait medya kuruluşlarının ABD'deki muhabir sayısına süresiz şekilde sınırlama getirmiştir ifadesini kullandı. Çin hükümeti geçen haftalarda başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal muhabirinin basın kartlarını iptal etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise karara sert tepki göstermişti. ABD'nin Washington eyaleti sağlık yetkilileri yeni tip koronavirüsü kaynaklı 4 ölümün daha yaşandığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. ABD genelinde ise şimdiye kadar 87 vaka tespit edildi. İtalya'da 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüsü COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Diğer yandan Almanya'da da COVID-19 tespit edilen kişi sayısının 157'ye çıktığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü 66 kişinin yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği İran'a uzmanlardan oluşan bir ekip gönderdiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, yeni tip koronavirüsünün Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdiğini söyledi. Adhanom yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğini vurguladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından yapılan açıklamada koronavirüsünün görülmeye başlandığı ve yayılmaya hızla devam ettiği Çin'de hava kirliliğinin büyük oranda azaldığı duyuruldu. Açıklamada havada bulunan nitrojen dioksit miktarındaki azalmaya bağlı olarak Ocak ayından bu yana hava kirliliğinin yüksek oranda azaldığının tespit edildiği açıklandı. Azalmanın sebebinin büyük oranda Çin'de yavaşlayan ekonomik durum olduğu ifade edildi. Çin'de koronavirüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 2912'ye yükselirken ülkedeki toplam vaka sayısı 80.026'ya çıktı.